Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının örneklerinden biri olan Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısıyla yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen Türkiye'de 4. Eskişehir'de ise ilk olan merkezde 2013 yılından bu yana kadar 69.329 çocuk taramadan geçti. 33.894 çocuğun tedavi edildiği merkezde 15.835 çocuğa da flor uygulaması yapıldı. 25.282 çocuğa ise ağız ve diş sağlığı eğitimi verilen poliklinikte 2.236 çocuğa ise 4.770 defa psikolojik destek de sağladı. Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç şunları söyledi. Bu benim tabii belediye başkanlığında düşündüğüm en önemli projelerimde veya idealim diyeyim, öyle bir proje. 2013 yılında hayata geçirdik. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki ben bazen işte 5 sene önce, 6 sene önce falan diyorum. Çok ciddi zaman geçiyor neredeyse. İşte 10. yılına yaklaşıyor. Tabii bu önce kliniğin kurulması aşamasında tabii çok emek verdim. Yani ben kendim de çalışsam nasıl bir ortamda çalışırım düşünerekten böyle değerli bir klinik oluşturduk. Burada esas amaç koruyucu hekimliğin ön plana alınarak onun uygulanmasıdır. Şimdi bugün Türkiye'de hala yıllardır da aynı 10 çocuğu al 9'un ağzında çürük diş vardır. 7'sinin ağzında diş eti hastalığı vardır. Buraya çocuklar okullarından geldiğinde ilk girdikleri bizim eğitim salonumuzdur. Eğitim salonumuzun adı Profesör Doktor Nusret Fişek Hoca'nın adını verdik. Niye onu verdik? Nusret Hoca 1961'de yaptığı sosyalizasyon yasasının içinde, temelinde koruyucu hekimlik var. Ve burada hiçbir işlem ücretli olarak yapılmıyor. Tamamen ücretsiz.